Gaziantep Futbol Kulübü'nden Furkan Soyerp'le birlikteyiz şu anda karşılaşmanın ardından. Furkan, tebrik edelim. Teşekkürler. Zorlu bir mücadele. Çeyrek finaldesiniz. Nasıl değerlendiriyorsun? Evet, bugün zorlu bir hava koşulları vardı. Zemin çok ağırdı. Yoğun bir maçtan çıkıp buraya geldik. Rakip de çok iyi oynadı. Biz de elimizden geldiğince iyi işler yaptık. Bir üst turda olduğumuz için mutluyuz. Umarım bu yolda, ligde olduğu gibi bu yolda da başarıyla devam edip hedefimize ulaşırız. Furkan, son dönemde çıkış içerisinde olan bir Gaziantep Futbol Kulübü görüyoruz. Son haftalarda ligde de iyi bir performansınız var. Hafta sonu da bir Başakşehir karşılaşması var. Biraz yukarılara doğru tırmanan bir Gaziantep var. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Evet, hedefimiz bu. Mütevazi olup, çalışıp istediğimiz hedeflere ulaşmak istiyoruz. Saha içinde de artık daha iyi, daha bilinçli bir futbol sergiliyoruz. Umarım bu galibiyetlerimiz devam eder. Biz de hedeflediğimiz yere, Antep'i hedeflediği yere sürükleriz. Bunda da her bir birey elinden gelen hepsini yapıyor. Bu yüzden de herkese teşekkür ederim. Furkan, çok teşekkür Ben ederiz. teşekkür Tebrik ederim. edelim bir kez daha. Öncelikle mücadeleden ötürü tebrik edelim. Zor hava koşulları vardı. Öne de geçtiniz aslında. Son dakikalarda da ciddi pozisyonlar vardı ama netice itibariyle kupaya veda ediyorsunuz. Neler söylersin? Kupada bir hedefimiz vardı takım olarak. Bunun için çıktık bugün sahaya. İyi de başladık, gol de bulduk baskılı oyunla beraber. Ama dediğimiz gibi hava koşulları, saha bizi biraz yordu. Geriye düştük, geriye düştükten sonra yine baskılı oyuna devam ettik ama olmadı. Lige odaklanacağız. Çok önemli bir maç oynayacağız hafta sonu. Elimizden gelen en iyisini sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Tüm takım arkadaşlarımın ayağına yüreğine sağlık. Çok teşekkür ederim. Teşekkür Ligde başarılar dilerim size. Ceyda, Ümit Hoca ile birlikteyiz. Ümit Şengül ile birlikteyiz. Hocam, mücadeleden ötürü tebrik edelim. Kimse için kolay bir gün değildi. Hava Evet. koşulları, saha koşulları. Aslında öne de geçtiniz. Son dakikalarda pozisyonlar da vardı. Bu havaya, bu sahaya rağmen oldukça keyifli de bir mücadele oldu bir Evet. taraftan. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz karşılaşmayı? Evet. Kupa aslında bizim için önemliydi. Maça istediğimiz gibi başladık. İstediğimiz tempoda oynadık. Golü bulduk. Golü bulduktan sonra yakaladığımız Haris'in vurduğu bir şut var. Kaleci inanılmaz çıkardı. Artı Mamadoful'un kaçırdığı %100'lük bir pozisyon var. Belki o golü de bulabilsek, 2-0'a taşıyabilsek maçı çok farklı seyredebilirdi müsabaka. Ama maalesef ikinci yarı dediğiniz gibi sahanın da ağırlığından dolayı iki takıma da çok yük bindi. Ama ona rağmen inanılmaz bir mücadele oldu sahada. Gaziantep'i de galibiyetinden ötürü tebrik ediyoruz tabii ki. Üzgünüz kupada elendiğimiz için ama biz hedefimiz ligde iyi sonuçlar alıp ligde üst sıralara tırmanmak olacak bundan sonraki süreçte. Hocam, çok teşekkür ederim değerlendirmeler için. Ben Tekrar teşekkür sözü ederim. merkeze Sağ olun. bırakalım. Gaziantep Futbol Kulübü'nden Recep Niyaz'la birlikteyiz. Recep, tebrik edelim. Teşekkürler. Son 8'desiniz. Zorlu bir mücadele oldu. Geriye Evet. düştünüz. Aslında hemen eşitliği de yakaladınız ama ikinci yarıda da gerçekten iki tarafın da bulduğu pozisyonlar. Aynen öyle, doğru. Hem Kasımpaşa adına hem sizin adınıza, sen nasıl değerlendirirsin mücadeleyi? Ya, öncelikle şöyle, son haftalarda her iki takımın da bir çıkışı vardı. Bugün birimiz kendi adımıza kırılacaktık. Ve gerçekten hava şartları bugün bizi çok fazlasıyla etkiledi. Sağ hakikaten zemin iyi gibi gözüküyordu ama hem rüzgarın hem yağmurun verdiği etkiyle zemin iyice yumuşamıştı. Buna rağmen tabii bu zorlu mücadeleden bu kadar emek vermişken tur atlayıp evimize dönmek bizim için mutluluk verici. Dediğimiz gibi son haftalarda iyi bir çıkışımız var ligde. Bunu kupada da devam ettiriyoruz. Ne olursa olsun kupada da sonuna kadar devam etmek istiyoruz. Ligi ne kadar önemsiyorsa kupada bizim için o kadar önemli. Elimizden geldiği kadar gayret göstererek Gaziantep Futbol Kulübü'nü en iyi yerlere taşımaya çalışıyoruz. Bunu yapacak da gücümüz, kuvvetimiz, yeteneğimiz var çok şükür. Bu maç bugün geride kaldı. Emeğimizin karşılığını aldık. Şimdi önümüzde Başakşehir maçı var. Yarından itibaren Başakşehir maçına konsantre olacağız. Çıkışımızı Başakşehir maçıyla devam ettirmek istiyoruz. Recep, bir kez daha tebrik ederim. Teşekkürler, Teşekkür sağ olun. ederim. Karşılaşmanın ardından Erol Bulut'la birlikteyiz. Hocam, tebrik edelim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Gerçekten zorlu bir mücadele. İki takım adına da Evet. hava şartları, saha şartları oldukça zorluydu ama bir yandan da keyifli de bir karşılaşma oldu. Bol pozisyonlu. Siz nasıl Evet. değerlendiriyorsunuz? Artık son 8'desiniz. Evet, zor maç olacak kesin. Kesindi bizim adımıza. Çünkü Kasımpaşa son 6 hafta ligde gerçekten iyi sonuçlar elde etti. Galip geldi, son maçını sadece kaybetmiştiler ligde Trabzonspor'a karşı. Tabii kupa farklı bir kulvar. Ama yine de zor maç olacağını, bir de hava şartları söylediğiniz gibi çok futbol havası gibi gözükmese de yağmur, rüzgar, soğuk. Ama futbolcularımı tebrik ediyorum. İyi mücadele ettik.
iyi oyun oynadık. Yakaladığımız birkaç net pozisyonlar var, değerlendiremedik. Maç farklı da bitebilirdi. Rakip öne geçmesine rağmen oyunu çevirmesini bildik. Nitekim galip geldiğimizden dolayı ve tur atladığımızdan dolayı futbolcuları tebrik ediyorum. Hocam önemli bir çıkışınız var son haftalarda. Evet. Ligdeki performansınızda da bir yükseliş görülüyor. Hafta sonu bir Başakşehir mücadelesi var ki size çok yabancı olan bir yerde değil aslında. Evet. Edipoy Başakşehir. Evet. Yukarıda da aslında üst sıralarda da biraz daha yaklaştığınız ve artık oraları hedeflediğinizi söyleyebilir miyiz? Siz nasıl düşünüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii yukarıda herkes birbirine çok yakın. İlk 8 hatta 10 ona baktığımızda 1-2 galibiyetle 4'e 5'e gelebilecek takımlar var. O yüzden her maç zor geçiyor. Bu hafta sonu söylediğiniz gibi Başakşehir maçı var. Onlar da iyi bir çıkış yakaladı. Biz rakibimize bakmasızın biz kendimize bakıyoruz. Bizim oynayacağımız futbol önemli bizim adımıza. Sahada biz neler yapacağımıza bakacağız. Onları doğru yaptığımız takdirde yolumuz daha iyi gidecek düşünüyorum. İnşallah istediğimizi hafta sonu alırız. Teşekkür edelim hocam. Bir kez daha tebrik edelim. Tamam.